Aşk derler ki en güzel yanlarını çıkarır insana. Çıldıracağım meraktan. Ne oldu? Çıkmıyorsun da odadan. Kenan nasıl oldu? Bilmem. Yok ortalıkta. Ne oldu Eşen? Yalan söyledin. Bahar'ı Ezel öldürttü dedin. Ben öyle tahmin ettim. Ramiz'in... Seyrettirmiş sana. Bahar'ı vururlarken seyretmişsin. Kim dedi? Kenan mı söyledi? Ezel'in suçu Eyşan. O adamları hayatımıza o getirdi. Ezel de en az Kenan kadar suçlu. Sen? Benim suçum belli. Benim suçum seni deli gibi sevmek. Beni seven erkekler. Ben de sandım hep suçu. Benim suçum kötüleri kendime çekmekmiş. Ateşe gelir gibi nasıl toplanıyorsunuz etrafına? Nereye gidiyorsun yine gece gece? Kafandaki soruyu sorsana. Nereye değil, kime gidiyorum? Masallar yalan söyler. Aşk canavarların altın kalplerini çıkarmaz ortaya. Aşık adam unutkan olur. Unutur kim olduğunu. Unutur bir süreliğine. Hakikaten aşınladık sokakları. Ben verdiğim sözü tutarım. Şey sandım. Bir şey söyleyeceksin sandım. Aslında bir şey soracağım. Ha ama ondan önce bir şey vereceğim sana. Tamam istersen ver çünkü geldik. Söylemiştim ya, ev uzakta, yurtta kalıyorum. Ya çok genç değil mi buradakiler? Ben de gencim. Takma ya, onlar da patron değil. Yok canım, ne takacağım? Onların evleri yok. Senin gibi arabaları yok. Kulüpleri yok. Bak çocuğa, kıza çiçek veriyor işte. Ne yapsın, öğrenci hesabı. Bekliyorum. Sonra verin. Ama ben şimdi merak ettim koskoca Ezel Bayraktar bana ne verecek diye. Sonra verin. Ben gideyim, iyi geceler. Dur nereye ya? Bak. Gözlerimi kapattım, bekliyorum ve bir kadını bekletmek gerçekten çok ayıptır. Barda yerken gördüm öyle birkaç kere. Seviyorsun diye ben de işte... Ya pardon ya, gidiyorum ben. Ezel.
Evet. Ne soruyorsan cevabı evet. Masallar yalan söyler saat çaldığında. Prensesler ilk aşklarına, canavarlar da asıllarına geri döner. Bir fikrim var. Selam. Yolunda mıdır her şey? Yolunda. Geldiler mi? Kim geldi mi? Onu boş ver de sen bir tarih verdin mi onu söyle. Düğün için. Düşünüyoruz da. Bunlar birbirlerini düşünüyorlar. Tevfik buna nasıl bakıyor gördün mü? Böyle. Aşk. Aşk. Ay siz de amma ıvıcık vıcık ettiniz ya. Böyle şeyler biraz mahrem olur. Yoksa büyüsü kaçar. Dışarısı soğuk mudur? Bade montunu verir misin? Hava almaya çıkacağım da biraz. Tabii. Şimdi bir daha geçelim üstünden. Cengiz tam olarak ne dedi? Önce el sıkışıyoruz dedi. Dayı onca şeyden sonra Eğir'in elini sıkarsa Eğir işi kapattığını anlar. Sonra sen giriyorsun oraya. Eğir'i alıyorum kafa kola. Usta sonra sevişin. Gidelim şu depoları bir gözden geçirelim. Eğir'in egosunu okşa. Şüpheleneceğine böbürlensin. Ya bu işin piri sensin. Bir bak da bir eksiğimiz varsa söyle. Ondan sonra iş Tefo ile Cengiz'de. Cengiz garanti veriyor. Siz depoya giderken Eğir'in adamlarını bir yarım saat oyalarım ben diyor. Ne yapacaksanız o yarım saatte yapın. Beni takip edin. Tamam. Evet Yusuf Bey. Tamam söylüyorum. Restoranda kalın diyor Yusuf Bey. Ramize bakın. E vereyim sen konuş istiyorsan. Tamam. Onun planı mı? İşlerse gerisi sende Tefo.
sırada boş olacak. Amca yaşıyorsa ne olacak? Hayal gücünüzü kullanın. Sonra da seni Cengiz'e vereceğiz. O öyle sanıyor. Eğir'e son bir sözüm olacak. Artık yolda anlatırım size. Son nefesini verirken kulağına fısıldayın, olur mu? Fısıldayalım dayı. Ha. Bu kadar mı? Arabanın içindekileri kontrol edin. Silah anlaşmasıyla ilgili belgeler, bagajda numune silahlar, en enderleri. Eğir'in kirli çamaşırları, resimler, her şey. İlk gelen ambulans, ilk gelen ekip, ilk gelen jandarma. Hepsi kardeşlerimiz bizim onların. Yukarıdaki köşeleri tutmuş ama biz aşağıdakilerle onların işini bitireceğiz. Ha? Ulan şunu diyeceğim hiç. Hay aklını seveyim Cengiz. Kim bu ya? Alo. Benim. Ramiz geldi buraya. Hepsi toplandılar. Mutlular mı? Nasıl tavırlar? Gayet mutlular. Ezel senin söylediklerini anlattı. Herkes tamam. Hala konuşuyorlar. Aa, bir de şey. Ha, söyle. Ben artık çıkıyorum. İstemiyorum. Ne dediyseniz yaptım. İstifa ediyorum. Deme. Evet. Öyle hemen pat diye çıkıyorsun yani. Evet. Evet evet çıkıyorum. Öyle. Tamam. Bunu diye sormuyorum. Tevfik'le olacağım. Onu da alacağım. Sen kimseye de uğramayacağım. Çıkıyorum ben. Peki. Peki mi? Alo? Alo? Alem çocuk. Tamam yediler, inandılar. Seni sattığımı sanıyorlar. Bir daha geçelim. Ez sıkıştık. Ali sana sulandı, pohpohladı. Sen de yemiş gibi yaptın. Sen göstermezsen biz bu işin altından kalkamayız. Hadi gidelim. Ama bu sefer senin araba uzamayacak. Sen ne yapıyorsun aynı anda? İşim. Ne
Fena değil. Hiç fena değil. Aferin Cengiz. Beni ortadan kaldırmak isteyen adamı Allah için iyi oynadın. Teşekkürler efendim. Bu arada senden bir ricam olacak. Temmuz. Çok oluyor ondan. Yok. Bu biraz iş, biraz zevk. Bir Kenan'la da konuşsak Cengiz. Ses soluğu çıkmıyor bu ara. Gördün mü sen? Kenan Bey, misafiriniz geldi. Gelsin. Hoş geldin. Ver, ben veririm. Ver ya, ben götürürüm. Ha, bu arada montunu vestiyere bıraktım. Sağ ol. Yarından sonra canımızı okuyacaklar. Allah ne verdiyse gelecekler. Hani ip üstünde gidiyoruz ya. Yarından sonra ip falan olmayacak. Bir planımız var mı? Var. Hayatta kalmak. Şaka yapmıyorum. Planımız bu. Yarından sonra hepimizin hayatta kalması zor. Aslanın inine dalıyoruz artık. Geç bile kaldık. Herkes silahlı dolaşacak. Herkes. Azat. Şebnem. Ben. Herkes ekili gezecek. Yalnız kurt olayları bitti artık Ezel. Özel hayatı falan unutun. Yarından sonra kıyamet. Yukarıya inananlar dua etsin arkadaşlar. İnanmayanlar da inanmayı denesin. Yukarının yardım olmadan bu kavşaktan geçmemiz zor. Abi geçersek bundan sonrası çat 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 çat. Hızlı olacak, hızlı. Eğir, Kaya, Kenan. Filmin sonuna geldik ha. İnşallah mutlu biter. Hadi. Telefon sen kal. Adem nasılsın? İyiyim abi, sağ ol. Hayrola, bir yanlışım falan mı oldu? Dosyanda güzel şeyler var. Her yerde çalışmışsın. İşim abi bu benim. Şeyde çalışmamışsın ama. Yazmıyor. Bir barda. Biz de Aslı ne diye oradan bir kendi arkadaşımıza telefon ettik. Şaşırdık. Oranın demirbaşlarındanmışsın. Abi. Barda değil ama. Güvenlikte. Sonra bir gün tam da biz buraya geçince ortadan kaybolmuşsun. Abi. Gıdaklama. Oranın güvenliğine Küçük Ali bakardı. Küçük Ali Eğir'e laf taşırdı. İki cümlem var. Sadece iki cümle. Abi bir şey yok. Koruma iyi referans olmaz diye yazmadım. Başka bir nedeni yok. Uzun ve yararsız bir cümle. Son bir cümlen kaldı. İyi kullan. Abi yemin edin parona yap. Abi evet. Abi evet. Bir şey demedim ama yemin ederim. Öyle boş laf götürdüm. Dikkate değer bir şey demedim. Ben küçük adamım abi. Bırak gidim abi. Adem gıdaklama. Yine uzun cümle. Ama şanslısın. Benimki kısa olacak. Koş.
Başka kimse var mı Tepo? Ciddi bir şey yok. Ama en küçük bir tutarsızlığa bile bak dedin. O su su tutmayan herkes var orada. Mesela? Öyle büyük şeyler değil. Herkes de olabilecek şeyler. Bir şey değil yani oradakiler. Nerede? En altta. Anlat. Ali abi anlamıştı zaten. Referanslar falan uydurma. Abi de eve gittim. Evi de sallamış. Ama bir şey çıkmaz abi. Yani bu kızla ilgili bildiğimiz tek şey cep telefonu. Takip et. Emin misin abi? Takip et. Hala burada mısın? Dalmışım. Bıçaklanınca biraz gücü gidiyor insanın. Doğal olarak. Niye gitmedin? Sana ne kötülük yapabilirim diye düşünüyorum. Çok. Ama en kötüsü ne olur? En kötü ne yapabilirim? Şimdi saplasam bıçağı. Şimdi saplayabilirim. Sapla. Buradayım. Yetmez. Daha kötüsü. Kim sevdiklerin? Onların canını acıtırım. Kim var? Kimse yok ki. Senin canını acıtırım. İçeriden. Önce dünyanın en mutlu adamı yaparım seni. Sonra en aşağı atarım. En dibe. Sen bile çıkamazsın. Değer. Benimle ol. Sonra istediğin yere savur beni. Kabul. Seni sevdiğimi söylerim. Koynuna girerim. Sonra da düşmanlarına satarım seni. Kabul. Bile bile alacaksın mı beni? Başka çarem var mı Eşan? Aşığım ben sana. Sus! Beni sevemezsin. Her şeyi olur diyemezsin. Her şeyi kabul edemezsin. Utanman yok mu senin? İntikamı alamazsın benden. Sen niye buradasın Eşan? Sana kötülük yapmak için. Peki ben sana kötülük yaptım. Ama sana aşığım. Kim gibi? Kes. Aynı senin gibi. Sen de kötülük yaptın ama hala Ömer'e aşıksın, öyle mi? Ne biliyorsun ki aşk hakkında? Hiçbir şey bilmiyorsun. Zavallı. Şunu biliyorum. Benim sana aşık olmamın nasıl bir mazereti yoksa, senin de Ömer'e aşık olmanın bir mazereti yok. Benim sana aşık olmam nasıl korkunç bir şeyse, senin de Ömer'e aşık olman korkunç bir şey. Öyle değil mi? Sus dedim. O yüzden hemen inandın bize. Ezel kardeşini öldürdü deyince. Belki içinden biraz rahatladın bile. O da kötü bir şey yaptı. İkimiz de kötü şeyler yaptık. Eşitiz artık. Öyle mi? Ama yapmamış. O zaman ne kalıyor geriye? Ona aşık kötü bir kadın. Devamını da söyle. Gerçeği söyle. Benim sana aşık olmam iğrenç, korkunç bir şey değil mi? Senin de ona aşık olman öyle. Değil mi? Ama durdurabiliyor musun? Durdurmak mı istiyorum? Bir şey yapmamış ki o. Affetsin beni istiyorum. Teselli etsin beni istiyorum. Benim öcümü alsın istiyorum. Nasıl bir insanım ben? Nasıl bir insanım? Kardeşimin katillerini bıraktım. Seviniyorsun.
Belki Ömer'le birlikte olabilirim diye. Babanı öldürdüğünde de öyle oldu. Mahvoldum. Ama içinden dedin ki belki artık beni affeder. Babamı öldürdüm. Onun için kendi babamı öldürdüm. Nasıl bir insanım ben? Aşık. Her şeyi bıraktım. Babamı, Bahar'ı. Her şeyi bıraktım. Ömer yine benimle olsun istiyorum. Nasıl bir insanım ben? Aşık bir insansın Eşe. Tıpkı benim gibi. Yusuf Bey aradı birkaç kez. Önemliymiş. Yine arayacakmış. Bu sefer açsın dedi. İyi haberleri olacakmış aradığında. Rahat ol. Ezel'den mi korkuyorsun? Yok, dayıdan çekiniyorum. Senle sıkışacak ya. Benim tanıdığım dayı oyun için dahi olsa böyle bir şey yapacak adam değil. Cengiz, sana bir şey anlatayım. Dayı kafalıdır, cesurdur, aslan gibidir. Ama nihayetinde aslan da bir avcıya avdır. Bir kere kafesleyince aslanı bir daha doğaya saldın mı tutunamaz. Cengiz, dayıyla ilk el sıkışımız değil bizim bu. Anlamadım. Onu içeri aldığımda bana dediler ki bu adam konuşmaz, yıkılmaz. Ben de oturdum karşısına. Açtım ışığı. Uzattım elimi. O ne yaptı? Elimi sıktı. Sıkarken de çocuk gibi ağladı. Dayı. Geçen gün hani sana dediklerim. Bak yeğen. Bir kere kırılınca insan. Sonradan ne kadar tuttursan olmuyor. Bir daha dik duramıyor insan. Kimden bahsediyorsun? Kenan, Yusuf. Yendiler zaten yeğen. Beni devirdiler. Kopardılar köklerimden. Neler diyorsun dayı? Bak yeğen, fırtınada bir ağaç nasıl devrilir bilir misin? Hak Teala böyle bir ışık gönderir, bir yıldırım. Ağacın tam ortasına çatır, çatırlar. Öyle bırakır kendini yere, toprağa. Önce yavaş, sonra hızla iner yere. Beni de öyle indirdiler işte yani. Dayı. Koskoca Ramiz Karaeski. Kaç defa yendiler onu biliyor musun? Ben kafamı kaldırmak istedikçe vurdular. Devirdiler. Haklısın. Hesabı uzun tuttum. Seni de kullandım içinde. Ama inan bana, bak inan bana, güç için değil, para için değil. Sadece bugün, şimdi ayakta durmak, dik durmak için yani. Onun için. We'll be right back.
Her insanın bin bir maskesi, altında da iki yüzü vardır. Her insan hem avcı, hem kurbandır. Hem masum, hem canavardır. Ne zaman geçer bilinmez birinden diğerine. Bakın ne güzel oldu. Güçler birleşti. Ramiz, ne diyorsun? Eski düşmanlar dost olacak mı? Hazırlıklara başlayın. Bak, yaramazlık yapmak yok ha. Hemen bir şeyleri araklamaya başlama öyle. Sonra seni içeri atarım yine. Ne de olsa artık küçük ortaksın bana. Asıl mesele insanın ne zaman masumdan canavara geçtiği değil, ne olursa geçtiğidir. Küçük ortak. Aferin. Ne diyeyim? Onca sene sonra sonunda adam olmuşsun. Peki adamım olmaya hazır mısın? Elimi uzattın. Elimi uzattım. Sen de sıkacaksın. Aslında senin istediğin tekme tokat. Aşağıda kırılana kadar dayak. Ama ben bunları yapmayacağım. Işığı açacağım, elimi uzatacağım, sen de sıkacaksın. Işığı açacağım. Çıkar hadi. Elimi uzatacağım. Eteği de çıkar hadi. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin Ramiz. Ha gayret. Alt tarafı bir elimi sıkacaksın yine. Ha? Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş?
İşte böyle. Ama bize... Senle böyle konuşmadık biliyorum. Yalan söyledin. Konuştuğumuz gibi yapmadın planı. Sen de. Ama Ali'yi istiyordun. Al sana Ali. Gel. Ödeyeceksin. Gel. Ödeyeceksin. Ramiz. Ramiz ne yaptın sen? İşi mahvettin. Tamam kardeş, tamam. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Ha? Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuşsun. O zaman git konuş onlara. Ramiz Karaeski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara, tamam mı? Öldünüz. Hepiniz öldünüz. Hem de kaç kere? Seninki ilk mi olacak? Kardeş, o öyle bir baktır ha. Yanlış kaynamasın. Hadi. Öldünüz. Öldünüz hepiniz. Öldünüz! Öldünüz! Hadi hadi söyle. Söyle içinde kalmazsın. Ne oluyor lan dayı? Yürüyor musun, yürümüyor musun? Onu da mı oyunu yaptın? Nasıl yaptın ya? Nerede yaptın ya? Tedavisi devam ediyor hala. Ayağa kalkma yasak aslında, tam kuvvetlenmedi. Ne zamandan beri? Çalışıyoruz bayağıdır. Belli etmemek gerek tabii. İnsanlar babamı böyle kuvvetli görünce biraz şey oluyor. Geriliyor. Ama baba ayağa kalkmak yok, tamam mı? Duydun doktoru, her şey çöpe gider dedi. Tamam, tamam. Aslanım be. Aslanım be dayı. Tamam, tamam. Ne oldu yine? Hiç. Konuşacağız seninle. Sen yapar mıydın öyle şeyler? Demedim mi sana silahlar çıkınca terk edeceğim mekanı diye? Ali. Yok Alman. Dinlemiyorsan kime konuşuyoruz? İskele babası mıyım ben? Bunları sonra şey yapalım. Silahlar çıkmış, hanımefendi öyle ortada duruyor. Ya sıksalardı, ya bir de sekseydi ne olacaktı? Havada kurşun mu yakalayacağım ben bir de ya? Zeynep Kılıklı. Ne gülüyorsun? Ezel'le ilgili ne varsa yarın masamda olacak. Ne varsa. Kenan'ın sakladıkları dahil. Tamam. Bundan sonra hayatın işime yaramana bağlıymış gibi çalış. Çünkü artık öyle.
Bir kere tıklarsa asayiş Berkemal demektir. Dayı dışarı adam koydu, içeriği de tutuyorlar. Ama saldıracaklar abi. İlle saldıracaklar. Biz de zaten saldırsınlar istiyoruz Tefo. Eğer bir delirsin, köpürsün, aptal olsun istiyoruz. Sen şu sıra pek ortalarda görünmesen abi. Heh, vur kaç ev yapalım bir süre. İki kere tıklayınca ne oluyor?